Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hamdü senalar yüce Rabbimize, salatu selamlar Efendimiz önderimize. Yüce Rabbim doğruları anlatmayı, doğru bir şekilde anlamayı, anladığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasibi müyesser buyursun. Hayat kitabımız Kur'an. Hayat düsturumuz Kur'an. Hayat kitabımızdır o bizim. Çünkü Kur'an-ı Kerim hayata inmiştir. Hayatı o nur olan ışığının aydınlığında dizayn etmek, sırat-ı müstakimde tutmak için inmiştir. Kur'an-ı Kerim bu hayatı yaşayan insanın sorularına cevap vermek için inmiştir. Bu hayatı yaşayan insanın karşılaşabileceği sorunlara çözüm getirmek için inmiştir. Onun için hayat kitabıdır, hayat düsturudur. Bir de diyoruz ki Kur'an-ı Kerim her sayfasıyla mümin için bir boy aynası mesabesindedir. Her sayfasını açan Müslüman bir boy aynasına geçmişçesine kendisine bakar, kendisine çeki düzen verir. O aynanın gösterdiği eksiklikleri tamamlar, yanlışları düzeltir. Boy aynası sadece fiziğimizi bize gösterir. Halbuki Kur'an-ı Kerim hem iç dünyamızı düzeltir, hem düşünce dünyamızı düzeltir, hem söylem dünyamızı düzeltir, hem de eylem, davranış dünyamızı düzeltir. Onun için Müslüman her Kur'an sayfasında kendini bulmalıdır. O ayetleri kendine indirmelidir ve o ayetlerle kendini değiştirmeli, yetiştirmeli, şekillendirmelidir. Çünkü o bizim kitabımız, hayat kitabımız. İşte bugün de yine bir Kur'an sayfasıyla beraberiz. Ve kitabımızın ilk sayfası, sağ cenahta Fatiha suresi, sol cenahta da Bakara suresinin dibacesi, serlevhası, girişi mesabesinde olan, çoğumuzun da bir elif, lam, mim okuyuver bakalım dediği, elif, lam, mim Bakara suresinin ilk ayetleri. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim hatmini yapanlar son sureye kadar okurlar. Minel cinneti ve nas dedikten sonra kapatmazlar Kur'an'ı. Hemen çekerler besmeleyi, Fatiha'yı okurlar. Ve la zallin amin deyince de bitirmezler Kur'an'ı. Hemen besmeleyi çekerler, elif lam mim'i okurlar. Sonra ulaike humul muflihun'u okuyunca bitirirler. Sonra ellerini açarlar, dualarını yaparlar, hatim duası. Bu şu demektir, yani Allah'ım senin kelamını sonuna kadar okudum ama doyamadım ben ona. Onun için baştan bir daha başlıyorum. Allah'ım senin kelamını okudum ama ben onsuz olamam. Onunla hep irtibatlı olmalıyım. Onun için baştan bir daha başlıyorum. Yani bu önceki hatmimiz diyelim Ramazan'da bir ayda tamamlanmıştı. İlla aynı hızda olacak diye de bir kaydı yok. Ama az da olsa, öz de olsa devamlı olması önemlidir. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam en faziletli, Allah'a en sevimli gelen ibadetin, amelin edvemuha ve in kalle az da olsa devamlı olanıdır buyurmuştur. Onun için biz okumaya devam ederiz. Ama genelde şöyle olur. Yani hatmi ineriz, Kur'an-ı Kerim'in sonuna geliriz. İşte Fatiha'yı, Elif Lam'ı okuruz. Kur'an'ın bellisini bir sonraki sayfaya koruruz. Sonra Kur'an'ı kaldırırız. Gelecek Ramazan'a kadar, Ramazan'a elveda derken Kur'an'a da bir anlamda bazen bazılarımız elveda demiş olurlar. Halbuki öyle değil. Aslında kıraat, Kur'an'ı okuma işi
her Müslümana her gün farz olan bir iştir, ameldir, ibadettir. Gerçi biz bu farziyeti namazlarda okuduğumuz kıraat rüknüyle yerine getiriyoruz ama aslında bunu biraz daha derinleştirmek lazım, geliştirmek lazım. Şunu söyleyelim, her gün Kur'an'la başlayan bir hayat bereketli bir hayattır. O gün daha bir aydınlık bir gündür. Daha bir nurlu, huzurlu bir gündür. Onun için illa her gün Kur'an'dan okumak için hafız olmak, hoca olmak gerekmiyor. Herkes gücü, kapasitesi nispetinde Kur'an'dan bir şeyler okumalı. Hele bugün bir de işte sosyal medyada çok güzel, özellikle seher vakitlerinde, sabah vakitlerinde hem görsele hitap eden, hem işitsel kulaklara hitap eden hatim programları var. Her gün bir cüz okuyor televizyonlarımız. Satır satır, kelime kelime okunan yerleri de işaret ederek aslında bu hem bizim Kur'an dinlememizi sağlar, hem Kur'an okuma melekemizi geliştirir, hem yanlışlarımızı düzeltmemize vesile olur. Bunları da aslında bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Ki bir cüz, işte nereden bakarsanız işte bir yarım saatte, bir 45 dakikada tamamlanır. Bizim o kadar çok 24 saatimizin saatleri lüzumsuz işlerde boşu boşuna geçiyor ki bir yarım saat hiç olmazsa günlük olarak Kur'an'a ayırmamız, madem ki hayat kitabımız, hayat düsturumuz, bu anlamda bizim için bir müminlik borcudur, bir Müslümanlık borcudur. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızı test eden, bizim hayatımızı şöyle check-up yapan, baştan sona bir denetleyen kitaptır. Ama bu nasıl olacaktır? Tabii ki sadece anlamadan okumakla olmayacaktır. Biraz gücümüz nispetinde yapabildiğimiz kadar, hiç olmazsa dedik, şu sürekli okuduğumuz sureler, sürekli ezbere okuduğumuz kısa sureler, namaz sureler, bunlarla bir tanışalım, bunları bir öğrenelim. Yani ben şunu rahatlıkla söylüyorum, bugün hiç kimse Fatiha'nın manasını bilmeme konusunda bir mazeret ileri süremez. Hiç kimse elem terenin manasını bilmeme konusunda bir mazeret ileri süremez. Yani ben hoca değildim, ben Kur'an kursundan gidemedim, ben İmam Hatip'te okuyamadım, ilahiyatçı olamadım mazeretine sığınamaz. Yani bugün artık evlerimizde okullar var istersek ve bu anlamda da hem diyanetimizin hem okullarımızın çok güzel imkanları, fırsatları var. Bunları da değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bizim Kur'an gündemimizi belirleyen hayat düsturumuz olmalıdır. Yani bu konuda Kur'an'a karşı sorumluyuz, yükümlüyüz. Şimdi bu hatırlatmalardan sonra biz Fatiha suresinde Rabbimizin bize öğrettiği dua ile dua etmiş, Rabbimize hamd etmiştik, Rabbimizi övmüştük. Sonra Rabbimizden onun huzuruna çıkarak, çünkü İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn doğrudan Allah'a seslenişti. Allah'ın huzurunda duruş, Allah'a sesleniş. Zaten duada kul Allah'la senli benli konuşur. Yani ente mevlana, sensin bizim dostumuz. Fensurna, bize yardım et. Ya da verhamna, bize rahmet et. Ya da vağfir lena, bize mağfiret et. Sen bizim dostumuzsun derken de İyyâke na'budu, sadece sana ibadet ediyorum, ediyoruz. Ve İyyâke nestaîn, yalnızca sana kulluk ediyoruz derken, yine sana diye Allah'a hitap ederken onun karşısında, onun huzurunda canlı bağlantı, Allah'la kulun diyaloğu. Ve o duada biz yine dedik ki ihdine sıratal müstakim, bizi dosdoğru yola ilet Allah'ım dedik. Yukarıdan bir ses geldi, ciddi misin kulum? Ya Rabbi, seninle şakadan da olsa konuşulmaz, elbette ciddiyim. Yani hidayet isteğinde samimi misin? Elbette ya Rabbi,
Sen gerçekten hidayette olmak, hidayete ermek, hidayette kalmak, hidayet kaliteni artırmak istiyor musun? Elbette ya Rabbi. O zaman işte sana duanın cevabı, karşılığı. Bu ne muhteşem bir şey. Fatiha sayfasında Allah'tan istiyoruz. Elif Lam Mim sayfasında icabet geliyor, cevap geliyor. Sen benden hidayet istedin. Al sana hidayet. Zalikel kitab huden lil muttakin. İşte şu kitap, işte bu kitap müttakiler için hidayet rehberi. Yani ilk cümlenin Kur'an'ın hidayet rehberi olarak nitelenerek başlaması çok anlamlı. Sen orada hidayet istedin, işte sana hidayet rehberi kitap, Kur'an-ı Azimüşşan. Yani demek ki sadece Allah'tan hidayet istemekle olmuyor. Sadece dil ile duayı yapmakla iş bitmiyor. Cenab-ı Hak da önümüze hidayet yolunun rehberini koyuyor. O zaman bu kitabı alacaksın, bu kitaba inanacaksın, bu kitabı okuyacaksın, bu kitabı anlayacaksın, bu kitabın gereklerini yaşayacaksın. Bu kitabın nuruyla, aydınlığında yoluna devam edeceksin ki işte o zaman hidayet sana bahşedilsin. İşte o zaman hidayet sana açılmış olsun. Şimdi değerli kardeşlerim, burada dikkatimizi çeken bir başka husus da ذَٰلِكَ الْكِتَابِ ifadesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de daha pek çok ayet vardır Kur'an'la ilgili. Bu kitaba dikkatlerimizi çeken, bu kitaba vurgu yapan, bu kitabın özelliklerini açıklayan ayetler. Bunların bazısında Cenab-ı Hak هَذَا der, bazısında ذَٰلِكَ der, bazısında tilke der. Bunların üçü de işaret zamiridir. Ama bu zamirlerden hâzâ zâlike yakın için bu anlamında işaret zamiridir. Ama mesela tâsîm mîm tilke âyâtül kitâbil mübîn derken, tilke bu apaçık kitabın ayetleridir derken, şu ya da bizim Türkçe'de şo dediğimiz uzağı işaret eden tilke zamirini kullanır. Şimdi hem yakın hem uzak zamiri kullanılıyor, işaret zamiri kullanılıyor. Bunu da alimlerimiz şöyle açıklıyorlar. Şunu hep tekrar edeceğim belki her dersimde. Kur'an-ı Azimüşşan Yasin vel Kur'anil Hakim. Hakim olan Allah'ın hikmetli kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'deki her kelimenin, her harfin, her dizinin, her anlatımın sayısız hikmeti vardır. Hiçbir şey boşuna anlamsız değildir Kur'an-ı Kerim'de. Zaten tefsir ilmi işte o hikmetleri bulma, o nüktelere erme ve kulları, insanları buluşturma ilmidir. Onun için biz Kur'an ayetlerine böyle cümle cümle, kelime kelime, harf harf bakacağız. O anlatımdaki incelikleri bulmaya, görmeye çalışacağız. İşte bu inceliklerden birisi. Tabii şunu da biraz motivasyon olsun bu ilk derslerde. Abdülfettah Ebu Gudde Hindistan'a gider, bir ilmi bir toplantıya katılmak üzere bir ziyarete gider. Allah rahmet eylesin, yakın zamanlarda vefat etmiş bir İslam alemi. Orada böyle bir ilim meclisinde mevzu açılır. Hocalardan birisi der ki, Halid bin Velid radıyallahu anh Seyfullahil Meslul'dür. Allah'ın sıyrılmış kılıcıdır. O kadar çok savaşa katılmıştır ama ona cephede şehit düşmek nasip olmamıştır. Hatta Halid bin Velid'in hasta yatağında son anlarında şöyle dediği rivayet edilir. Ya Rabbi der, ben ki şu kadar gazveye katılmış bir adamım, şu vücudumda elimin ulaştığı ulaşmadığı her yerde kılıç değmemiş, mızrak dokunmamış, ok dokunmamış, herhangi bir yara almamış yerim yok. Ama ben böyle
Yataklarda düşkün insanlar gibi ölecek adam mıydım? Ben cephelerde düşmeliydim, cephelerde şehit düşmeli, şehit olmalıydım diye böyle hayıflandı. Tabii ki biz Peygamberimizden öğrendik. Men se'elellâhe şehâdete bisıdkın bellâhullâhu menâzile şühedâ velev mâte alâ firâşihî. Bir kimse içtenlikle şehadeti isterse, yatağında da ölse Allah onu şehitler makamına çıkarır. Şimdi Halid bin Velid'de bu iştiyak, bu arzu varsa zaten o şehitler makamına çıkmıştır. Harfleri kullanarak siz de kelimeler oluşturun, cümleler kurun ve Kur'an'ın bir benzerini getirin de görelim. Meydan okuyor. Bunun ayeti var. Kur'an'ın bir benzerini getirin de görelim. Olmadı, bunu yapamadınız. Tık yok karşı tarafta. Çünkü Kur'an gibisini getirmeleri mümkün değil. Halbuki o toplumda çok güçlü edipler var, şairler var. Ama mümkün değil. Kur'an'ın bir benzerini getiremezler. Getiremediler. Bir süre sonra bir ayet daha geliyor. Eğer bu Kur'an'ın Allah kelamı olduğunda şüphe değilseniz, On suresinin benzerini getirin de görelim. Tık yok. Yine getiremiyorlar. Sonra bir ayet daha iniyor. Eğer bu Kur'an'ın Allah kelamı olduğunda şüphe değilseniz, bir suresinin benzerini getirin de görelim. Getiremediler, getiremeyeceksiniz diyor Allah. Ve ne o dönemde ne sonraki dönemlerde Kur'an'ın lafız ve manasıyla özel, güzel haliyle bir benzerini kimse getirememiştir. Hatta o dönemde bazı müşrikler denemişler bunun, bu girişimde bulunmuşlar. Ama yaptıklarına kendileri bile gülmüştür. İşte o Fil suresini taklit ederek El fil, mel fil, ve ma drake mel fil, ve lehu urdumun tavil. Fil, fil nedir? Nereden bileceksin filin ne olduğunu? Onun uzun bir hortumu, kuyruğu var. Gülmüş adam ya, bu ne ki yani? Fil herkesin bildiği bir şey yani. Filin ne olduğunu sormaya bile gerek yok şeklinde. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de El-Kâriyah, Mel-Kâriyah ve Medrâke Mel-Kâriyah dediği zaman yürekler hopluyor. Ne demek? Yürekleri hoplatan, kulakları patlatan ses. Nedir yürekleri hoplatan, kulakları patlatan ses? Sen nereden bileceksin yürekleri hoplatan, kulakları patlatan sesin ne olduğunu? Şimdi dikkat çekiyor, yani çok farklı bir şey söylüyor. Yani Kur'an bu. Kaldı ki onun söylediği de sureye bakarak taklit ediyor. Yani kopya çekiyor ama kendileri de gülüyor. Yani bunun Allah kelamı değil, bir şairin, bir kahinin, bir sahirin sözü bile olamayacağını, yani o uydurdukları sözün, kendileri bile gülüyorlar ve başarısızlığa uğruyorlar. Sonraki dönemlerde çok ilginçtir. Bazı çok güçlü dilciler, Arap dilini çok iyi bilen Müslümanlar, bu demin mealini okumuş olduğum ayetlerle, yani tabir caizse Allah'ı test edercesine, dur bakalım ya, ben de bir Kur'an suresi gibi bir metin yazayım bakalım, başarılı olabilecek miyim diye böyle girişimlerde bulunmuşlar. Ama sonuç fiyasko. Yani ve bu İslam kelamında tartışılmıştır. Yani insanlar Kur'an'ın bir benzerini, bir suresinin bir benzerini niye yapamıyorlar? Cenab-ı Hak mı engelliyor? Yoksa hakikaten Kur'an olağanüstü bir metin mi? Bunların da tartışmaları var. Ayrıntıya girmiyorum. İkinci olarak da demişler ki, işte Allah bu harfleri sayarak meydan okuyor. İşte bu harfler, bu harflerden oluşuyor Kur'an. Bu harfler sizin de kullandığınız harfler. Siz de bu harfleri kullanarak kelimeler yapıp cümleler üretiyorsunuz. Elinizde malzeme var nasıl olsa, ki bu harfler toplamda 28 Arap alfabesinin 14'ü kullanılarak, orada görüyorsunuz işte Elif, Ha, Ra, Sin, Sat, Tı, Ayın, Kaf, Kef, Lam, Mim, Nun, He ve Ye harfleri kullanılarak seçilmiş. Yani alfabenin yarısı harfi Cenab-ı Hak bu surelerin başlarına serpiştirmiş ve bu şekilde bu harflerle meydan okuyor. Ama işte Hazreti Ebu Bekir'indir o söz. Diyor ki her ilahi kelamda bir sır vardır. Kur'an'ın esrarı da bazı surelerin başında yer alan bu ruhu mukattaalardır. Ya da Allah bu harflerle
yemin etmek istemiş olabilir. Nasıl ki vallahi'deki vav harfi yemin içinse, billahi'deki b harfi yemin içinse, Allah bu harflerle de yemin etmiş olabilir. Farklı açıklamalar da var ama biz diyoruz ki Allah bu harflerle dikkat çekiyor. Allah bu harflerle meydan okuyor ve Kur'an-ı Kerim bu harflerden oluşan kelimelerden. Zaten Arap dilinde tek harfli kelimeler vardır, iki harfli kelimeler vardır, üç harfli, dört harfli, beş harfli, altı harfli kelimeler de var ama altı harfli kelimeler bunlara göre daha azdır. Onun için dilde çokça kullanılan harf sayısında kelimelere işaret etmek üzere de birli, ikili, üçlü, dörtlü ve beşli olarak bu harflerin yer aldığını görüyoruz. Bu harflere böyle hani bizim işte S-A-V yazıyoruz sallallahu aleyhi ve sellem ya da işte T-B-M-M diyoruz işte Türkiye Büyük Millet Meclisi. Böyle bir takım kelimelerin kısaltılması olabilir mi diye yaklaşanlar da olmuş. Mesela Yasin acaba ey insan ifadesinin kısaltması olabilir mi? Ya da işte Tasin Mim tam da Musa Aleyhisselam'dan bahseden bir sure. Kasas suresi uzun uzun Musa Aleyhisselam'ı anlatıyor. Ta acaba Tur, Sin acaba Tur-u Sina'nın Sin'i. Zaten ve Tur-i Sin'in diyor Kur'an-ı Kerim. Mim de Musa'nın Mim'i olabilir mi? Ya da Ta Tur, Sin Musa'nın Sin'i. Mim de Muhammed Aleyhisselam'ın Mim'i olabilir mi? Yani Tur'dan Musa'nın hayatından Muhammed Aleyhisselam'a bir mesaj olabilir mi? Ya bu şekilde böyle bu harflere bir takım anlamlar yükleyenler de olmuş. Ama bunlar hem farklıdır, tartışmalıdır. Bunlar bir harfler etrafında düşünürken bir fikir jimnastiği sonucunda ortaya çıkan manalardır. Bağlayıcılığı yoktur, kesin değildir. Mesela bu Elif, Lam, Mim ile ilgili Elif Allah'ın Elif'i, Lam Cibril vahiy meleğinin Lam'ı, sonundaki Lam, Mim Muhammed Aleyhisselam'ın Mim'i, o zaman Allah'tan Cebrail vasıtasıyla Muhammed Aleyhisselam'a inen kitap. Ve şunu da söyleyelim, bu harflerin yer aldığı surelere bakıyorsunuz, iki tane istisnası vardır. 29 surenin 27'sinde bu harflerden sonra kitaba dikkat çekme vardır. Kur'an'a dikkat çekme vardır. Vahye dikkat çekme vardır. Yani o zaman bu harflerle vahyin meydan okuyuşu, Kur'an'ın meydan okuyuşu, kitabın meydan okuyuşu görüşünü de teyit etmektedir. Nitekim bakın Bakara suremizde Elif, Lam, Mim, Zalikel kitab. Bakın kitaba vurgu yaparak başlıyor. O zaman bu kitabın hak kelam, Allah kelamı olduğu konusunda bir meydan okumadır. Ya da bu kitaba dikkat çeken harflerdir diyoruz. Ve işte başlıyor Zalikel kitab. Şunu da söyleyelim. Bu harfler kimi surelerde müstakil bir ayettir. Kimi surelerde de surenin ilk ayetinin bir parçasıdır. Yani bunu da peygamberimizden geldiği şekliyle vahiy katipleri tespit etmişler. Hatta Kur'an'ın muhtevası, içeriği değişmediği halde Kur'an tarihiyle ilgili kitaplarda ayet sayısında farklı rakamlar görürsünüz. İşte bu farklılık bu harflerin başlı başına müstakil bir ayet sayılması ya da surenin bir parçası sayılması üzerine oluşmuştur. Hatta Tasin, Ayn, Sin, Kaf, o beş harf iki ayrı ayet sayılmıştır mesela. Öylesi de var. Onun için bu harflerin işte o ayet sayılarındaki farklı rakamların oluşmasına sebep olduğunu da burada kısaca söyleyelim. Tabii harfler bu hurufu mukatta müteşabihatın ilk maddesidir tefsir ilminde. Biraz teknik bilgi oldu ama bunları da bilmemiz gerekiyor. Çünkü 29 sureye Rabbimiz bu harflerle başlıyor. Geçtik. Zalikel kitab. İşte bu kitap. İşte bu kitap. Senin hidayet istediğin hidayet rehberin bu kitap. Senin
gönül doyumunu sağlayacak olan, ruhunun gıdası olan bu kitap. Çünkü ela bi zikrillah tatma innul kulub buyurur Allah. Gönüller, kalpler zikrullahla doyuma ererler. Zikrullah nedir? Önce Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Zikrullah nedir? Allah'ın huzurunda durup namazda ibadet etmektir, namazdır. Zikrullah nedir? Allah'ı hatırlamaktır ve dilin de Allah'ı zikretmesidir. Bunların hepsidir ama zikrullah en başta Kur'an'ın kendisidir. Dolayısıyla işte bu kitap senin ruhunun gıdasını, ihtiyacını karşılayacak olan, seni doyuma, ne demek huzura eriştirecek olan kitap. Doyum bugün çağın insanının hastalıklarından bir tanesi, doyumsuzluk. Onun için Allah'ı hatırlama, Kur'an'la dolma, Kur'an'la olma, namaza durma, Allah'ı zikretme insan için bir huzur, bir sekine, bir doyum sebebidir. Acaba bugün buhranlı, stresli, huzursuz, sıkıntılı çocuklarımızın, ailelerimizin bu doyumsuzluk sebebi biraz da bunlar mı? Hiç bunlar üzerinde durmuyoruz. Psikolog dolaşıyoruz. Psikiyatrist tedavilere başvuruyoruz. Ama beynamazlığın da psikolojik rahatsızlıklara sebebiyet vereceğini, Allah'ı unutmanın, Allah'ı anmamanın, Kur'ansızlığın da, Kur'an okunmayışının da psikolojik bir takım rahatsızlıklara sebebiyet vereceğini, çocuklarımızı, insanımızı huzursuz, stresli, buhranlı yapacağını hiç aklımıza getirmiyoruz. Zalikel kitap. Allah gösteriyor. Allah işaret buyuruyor. İşte bu kitap diyor. O kitaba o zaman. La raybe fi. Bunda hiç şek, şüphe yok. Bu kitabın Allah katından gelişinde şüphe yok. İnişinde şüphe yok. Bu kitabın Allah'ın katından lafzıyla, manasıyla ilahi kelam olarak peygambere ulaşmasında bir şüphe yok. Bu kitabın içeriğinde bir şek şüphe yok. Herhangi bir tutarsızlık da yok. Herhangi bir çelişki de yok. Ki bu kitap, bu büyük bir iddiadır aslında Kur'an için. Bir gerçeğin tespitidir tabii iddiadan öte. Çünkü Kur'an-ı Kerim 23 yılda inmiş, inmesi tamamlanmış bir metindir. Ve Kur'an-ı Kerim böyle sırayla, hani birinci sene baştan işte inecek kadar ayet inmiştir, ikinci sene sırayla, hayır öyle değil. Bakıyorsunuz son inen, ilk inen sure Kur'an'ın sonuna konur. İkra bismi rabbikellezî halak'ta olduğu gibi Alak suresi ilk inen ayetlerin olduğu suredir. Kur'an'ın son tarafına konmuştur. Ama efendim son inen sureler, son inen ayetler bakıyorsunuz başa konmuştur. İşte Bakara suresi mesela Medine-i Münevvere'de 10 yıl sürmüştür bu surenin inişi. 50 sayfadır. En uzun suremizdir. Elif Lam Mim ile başlayan bu sure 10 yıl sürmüştür. Sure Medine'de inen ilk suredir Bakara suresi. Ama son inen ayet de Bakara suresindedir. Bu ne demek? 10 yıl sürmüş. Ve bu yine sure sırasına göre değil. Hani ilk 5 ayet, 10 ayet, 15. ayet, 30. ayet, 45. ayet değil. Bu 286. ayet farklı zamanlarda, farklı olaylar üzere, farklı sorular ve sorunlar üzere inmiştir. Hep Peygamberimiz bu ayeti şu ayetten önceye, bu ayeti şu ayetten sonraya, hatta bazen ayetin yarısı bir başka gün inmiştir, kalan yarısı bir başka gün inmiştir. Bu parçayı da o önce inen ayete ekleyin, ilave edin. O şekilde Peygamberimiz yerlerine yerleştirmiştir. Bu yönüyle de şimdi bilgisayar yok. O peygamber böyle hemen not alan, yazan birisi değil. Yani dağınık bir zamanlamada inen, 23 sene gibi geniş bir zamanda inen ve bu peygamberin başka bir sürü işi gücü var. Hayatın içerisinde seferi var. İnsanlarla ilgilenecek, insanlarla konuşacak, onları irşad edecek, namaz kılacak, ibadet yapacak, uyuyacak. Rahatsızlık olduğu günleri var, ziyaretleri var vesaire. Bu arada 23 yılda inen bu parçaların bu şekilde birbiriyle çelişmeyecek şekilde, uyumlu bir şekilde dizilmesi, sıralanması, onda şüphe yok, gerçeğinin bir yansımasıdır ve Kur'an'ın mucizevi yönünün bir göstergesidir. Huden lil muttakîn. İşte bu kitap
müttakiler için hidayet rehberidir. Yani Cenab-ı Hak kulunu yaratıyor, asla onu başıboş bırakmıyor. Onun kataloğunu da onunla beraber indiriyor, gönderiyor. Onun için biz diyoruz ki ilk insan ilk peygamberdir. İlk peygamber ilk kitaba muhataptır, sayfalar. İnsan var, peygamber var, insan var, din var, insan var, kitap var. Allah kulunu, insanlığı hiç öndersiz, peygambersiz, rehbersiz bırakmamıştır. Kitapsız da bırakmamıştır. Ve işte son kez de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla insanlığı bir kere daha Kur'an'la aydınlatmıştır. Müttakilere hidayet rehberidir Kur'an. Müttaki kim? Müttaki kelimesi tabi başka ayetlerde müminler için der. Düşünen bir kavim için der. Düşünen bir topluma der. Akıl sahipleri için der. Ülül ilim, ehli zikir için der. Burada da müttakiler için. Müttaki, Allah'ı hesaba katarak yaşayan adam. Müttaki, Allah'a rağmen değil, Allah'a göre yaşayan adam. Söyleyeceklerinde, eyleyeceklerinde önce Allah ne diyor? Allah'a danışan adam. Allah'ı hesaba katarak yaşayan adam. Übey bin Ka'b sordu Hazreti Ömer'e, takva nedir? Sen dedi çıplak ayakla dikenli bir yolda, taşlı bir yolda yürümedin mi? E yürüdüm. Ne yaptın? Ayaklarıma dikenler batmasın diye pür dikkat, nereye bastığımı, nasıl basacağımı bilerek itina ile yürüdüm. İşte takva böyle bir şey. Hayat yolculuğunda ki kaygan bir zeminde günah dikenleri isyan çakıllarına düşmemek için, isyan bataklıklarına düşmemek için pür dikkat, her zaman ama pür dikkat o yürüyüşü sürdürebilmektir takva. Takva en ta'budallah ke enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarake. Allah'a, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor ya. Bu bilinçle olmandır. İşte o takvaya erenler, o müttakiler için Kur'an hidayet rehberidir. Kur'an kimlere hidayet rehberidir? Alıcısı çanağı Kur'an vericisine çevrilmiş olanlara, açık olanlara hidayet rehberidir. Derslerde şöyle anlatırım ben bunu. Yani şimdi şu salonda artık bugün çağın insanı bunu rahatlıkla kabul eder. Belki milyonlarca görüntü ve ses akışı gerçekleşmektedir. Bunu nereden biliyorsunuz? Şuraya bir alıcı televizyon koyduğunuz zaman elinize kumandayı alın. Belki yüzlerce kanalı burada sesiyle, görüntüsüyle görebiliriz. Demek ki bu salondan geçiyor bu vericiler. Ama şimdi siz eğer böyle bir cihazınız yoksa bunlardan habersiz olursunuz. Ya da cihazınız var orada süs gibi duruyor. Hani hocam hiç görüntü de yok, ses de yok. Açsana şu cihazı. Açtık. Ama hocam bu başka yeri çekiyor. Kabe'yi çekmiyor. Alıcısını, frekansını ona oraya ayarlayacaksın. Çanağını oraya çevireceksin. Neyse o alıcısı. Sen şimdi çanağı Paris'e çevirmişsin. Frekansı Avrupa'ya ayarlamışsın. Benim verici Kabe'yi niye çekmiyor diyorsun. Kapalısın. Önce açacaksın, frekansı ayarlayacaksın, tutturacaksın, çanağı çevireceksin ki o alıcı çeksin. Ya senin aynan için vermez akis? Çünkü aynan tutmuş kat kat pas ve is. Pas ve isten kurtarırsan aynanı, nuruyla aydınlatır aynan her yanı. Onun için cihazı açacağız. Alıcıyı, frekansını o vericiye ayarlayacağız. Frekansı tutturacağız. O zaman bizim alıcımız da o mesajı çekecek. Onun için huden lil muttakin. Ve mesela Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet var. O ayetler müminlerin yüreklerini hoplatır. Maalen söylüyorum. Müminlerin diken tüylerini diken diken eder. Derilerini ürpertir. Müminlerin imanına iman katar. Kafirlerin de husranını, nefretini artırır. Aynı Kur'an, aynı ilacı hastasına veriyorsunuz, şifa oluyor.
Yanlış bir teşhisle bir başkasına veriyorsunuz, adamın ölümüne sebebiyet veriyor. Halbuki o ilaç ona şifa olmuştu. Bunun da hastalığının artmasına ya da ölümüne bile sebebiyet verebilir. Kur'an'da böyle huden lil muttakin. Bugün işte müsteşrik diyoruz. İslami ilimlerde derinleşen oryantalist, doğu bilimcisi, şarkiyatçı dediğimiz insanlar gayrimüslim ama İslami ilimlerde derinleşiyor. Tefsir yazmış, hadislere şerh yazmış, hadislerin Filistin'i, kataloğunu çıkarmış ama gavur gelmiş, gavur gitmiş. Niye? Şartlı yaklaşıyor, ön yargıyla yaklaşıyor. O ilimlerle uğraşsa bile dilinin ucuyla, gözünün ucuyla, aklının ucuyla o işle derinleşiyor, yoğunlaşıyor, bir türlü aşağıya inmiyor. Ebu Cehil de anlıyordu Kur'an'ı ama imanla vesile olmadı Kur'an. Ebu Leheb de anlıyordu, Velid de anlıyordu, hem de iyi anlıyordu. Hatta Velid'e geldiler, dediler ki ya bir ağız birliği edelim, ne diyelim bu Kur'an hakkında? Bir durdu, siz ne düşünüyorsunuz? Şiir diyelim, güldü. Ben ne şairler dinledim, bu Kur'an şiire benzemiyor. Sihir diyelim, yine dudak büktü. Ben ne sahirler gördüm, sihirbazlar gördüm, bu Muhammed'in okuduğu sihire hiç benzemiyor. Kehanet diyelim, ben ne kahinler bilirim, bu Muhammed'in söyledikleri kahin sözüne benzemiyor. Ne diyelim, sen söyle. Durdu, düşündü, düşündü, sonra çıktı, dedi ki ya, dedi, bu Kur'an ne şiire benziyor, ne sihire, ne kehanete. Ama siz gene diyecekseniz sihir deyin. Çünkü sihirbaz karı kocanın arasını açar. Bu Muhammed'in Kur'an'ı da işte babayı evladı, karıyı kocayı birbirinden ayırıyor, ayrı düşürüyor filan. Allah diyor ki, düşündü diyor kahrolasıca. Nasıl da düşündü, nasıl da karar verdi öyle. Ayette onu zemmediyor. Dolayısıyla Kur'an'a alıcısı, ona açık olan, ön yargısız, hakikat arayışı içerisinde olan, ondan beslenmek, gıdalanmak için ona yönelen kimseler Kur'an'dan istifade eder, Kur'an'dan faydalanırlar. Peki o müttakilerin kim olduğunu bakın Rabbimiz biraz daha açıyor. Zaten Kur'an ayetleri böyle lahana yaprağı gibi açtıkça birbirini açar, birbirini tefsir eder. El-Kur'an yufessuru ba'duhu bazan deriz biz buna. Kur'an kendisini açıklayan kitaptır. Kur'an'ın ilk müfessiri de bu anlamda, ilk yorumcusu, açıklayıcısı da Kur'an'ın kendisidir. İşte müttaki kimmiş onlar ya Rabbi? Ellezine yu'minune bil gayb. Gayba inanırlar. Ve yuqimune salah. Namazı ikame ederler, gereği gibi kılarlar. Ve mimma razaknahum yunfikun. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak eder dururlar. Şimdi üç özellik sayılıyor. Üç temel özellik. Bir sonraki ayette de imana getirecek gene sözü ama bu üç özelliği şöyle hem kendimizi yoklayalım bunları okurken, hem de iyi bir kavramayı anlamaya çalışalım. Gayba iman, görmeden inanmak, görmediğimiz şeylerin varlığını kabul etmek. Bugün aslında insan görmediği pek çok şeyin varlığını kabul ediyor. Aklımızı görmüyoruz ama bak bu adam akıllı diyoruz ya da kendimizin akıllı olduğunu söylüyoruz. Acıyı görmüyoruz ama varlığını kabul ediyoruz. Ağrıyı görmüyoruz, gösteremiyoruz. Laboratuvarda inceleyemiyoruz ama ağrıyı kabul ediyoruz. Gönlüm sevginle dolu diyoruz ama sevgiyi de gösteremiyoruz. Nefret ediyorum ben İsrail'den diyoruz. Nefreti de gösteremiyoruz. O duygular, yani duygular, hisler gözükmediği halde varlığını kabul ediyoruz. Kablodaki elektriği de göremiyoruz ama kabul ediyoruz. Mikropları, bakterileri de göremiyoruz ama kabul ediyoruz. Yani daha varlığını kabul ettiğimiz, yani materyalistlerin bile varlığını kabul ettiği ama gözleriyle görmedikleri, elleriyle dokunmadıkları, laboratuvarda inceleyemedikleri nice şeyler var. İşte demek ki insan görmediği şeyleri de kabul ediyor. Görmediği halde inanıyor.
İşte onların başında da yüce yaratıcı geliyor. Evet, o kablodaki elektriği görmüyorsunuz ama iki kabloyu birbirine dokundurduğunuz zaman ya da işte lambada o ikisi birbirine dokunduğu zaman o ışıkla o kabloda elektrik olup olmadığını fark edebiliyorsunuz. O eser müessirine, yani kaynağına, varlığına delalet ediyor. Bu kainat, ya tek başına güneşi düşünün, her gün doğuyor, batıyor, her gün doğuş saati farklı, batış saati farklı. Biz takvimlerimizi, saatlerimizi güneşe göre önceden ayarlayabiliyoruz. Asla şaşmıyor, asla değişmiyor, asla yanılmıyor, asla arıza yapmıyor. Kim bunu ayarlayan? Bu saati kuran, doğduran kim? Düşün, düşün, düşün. Yani çok şeyi saymaya gerek yok, sadece onu düşün. Ya da sadece suyu düşün. İşte H2O diyorsunuz. İki yanıcı, bir yakıcı, söndürücü oluyor. Onu düşün. Ya da başka şeyler. Dolayısıyla gayben iman etmek. Şimdi gördüğümüz şeyi inanmanın övülecek bir tarafı yoktur. İşte bu kürsüdür. Buna kimse itiraz edemez. Ya da ben bunun kürsü olduğuna inanıyorum desem gülersiniz. Ya hocam bunu söylemem bile zahit. Bunu herkes biliyor zaten. Çocuk da biliyor, yaşlı da biliyor. Bunu görüyoruz zaten. Bu kürsüdür. Halbuki görmediğim şeye inanmak bana bir değer kazandırır. Onun için Allah önce bunu söylüyor. Onlar inanırlar demiyor sadece. Onlar gayba inanırlar. Allah gayiptir. Allah'ı görmüyoruz. Görmeden inanıyoruz biz ona. Peygamberin peygamber olarak gönderilişini de biz görmedik. Ona da iman ediyoruz. Peygamberin vahiy alışını ilk muhataplar da görmediler ama ona da iman ettiler. Hani Hazreti Ebu Bekir'in Miraç haberi kendisine ulaştırıldığında, inanıyor musun yani sen buna? Vallahi biz Muhammed Aleyhisselam dediyse doğrudur. Onun söylediği nelere, nelere, nelere inanmışız. İşte bu insana değer katıyor. Onun için Allah önce, onlar gayba inanırlar, görmeden inanırlar. Bir de bu gayba inanmak, görmeden iman, çünkü bağlanmak, güvenmek demektir. Gıyabında Allah'ın hakkını korurlar. Gıyabında, hani görmüyoruz ya, görmeden Rabbimize karşı sorumluluklarımızı yapmaya çalışıyoruz. Görmeden hukukullah'a riayet etmeye çalışıyoruz. İşte müminlerin en temel özelliği bu. Allah'ı görüyormuşçasına onun huzurunda durduğunun bilincinde görevlerini yerine getirirler. İki, tabii düşüneceğiz bunları. Düşündükçe anlayacağız. Yusallûne salah değil Kur'an'ın söylediği. Yusallûne namazı kılarlar ifadesini Kur'an-ı Kerim فَوَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ'de olduğu gibi daha çok münafıklar için kullanır. Müminler namazı ikame ederler. يُقِيمُونَ السَّلَى namazı ikame etmek. İkame bir şeyi ayağa kaldırmak demektir. Çadırın direğini dimdik ayakta tutmak demektir. Sütun gibi bir şeyi ayağa kaldırmak demektir. Ya da insanın işte ayakta durması. Ne diyoruz? Namazın kıyamı. Kıyam, namazın en önemli rüknü, en temel rüknüdür. Onun için onlar namazı ayağa kaldırırlar, namaz da ayağa kalkarlar. Onlar namazı ikame ederler. Burada namazın ikamesi, namazı vaktinde kılmaktır. Hızlı geçiyorum. Namazı erkanına, adabına riayet ederek kılmaktır. Ne dediğini bilerek, ne yaptığını bilerek, farkında olarak kılmaktır. Namazı ikame, namazdan sonra namazın hakkını korumaktır. Namazdan sonra namazda kazandığımız güzellikleri ve sevabı korumaktır. Bunların hepsidir. Bunların hepsinin ayetleri de var. Onun için bir ibadetin ibadet olması için öncesinde yapılması gerekli şartlar vardır. İbadet esnasında yapılması gereken şartlar vardır. İbadetten sonra yapılması gerekli olan şartlar vardır. İşte hac ibadetinde hazırlanıyorsunuz. Paranızı, sağlığınızı, sıhhatinizi, yolluğunuzu hazırlıyorsunuz. Hac ibadetinin içerisine giriyorsunuz. Haçtan gelince de diyorsunuz ki şimdi hacı olduk. Hacı kalmak için, haccı muhafaza etmek için ve hacı olarak ölmek için gayret edeceğiz gibi. Namazdan önce şartlar var. İşte abdest alıyorsunuz, temiz bir yer, temiz bir üst baş vesaire. Namaz başlıyor, işte tekbir, sonra kıyam, kıraat, rükû, sücud, kades, selam. Hayır, bitmiyor namaz.
bu sefer namazdan sonra o namaz duruşunu sürdürebilmek bir sonraki namaza kadar. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Açık ayet. O namaz diyor sahibini ahlaksızlıktan, kötülükten alıkoyar. Zaten namaza yapamazsın ki bunları. Nerede alıkoyacak? Namazdan sonra çarşıda, pazarda, yolda. Onun için namaz öncesi, namazda ve namazdan sonraki gerekenleri yapmanın hepsidir namazı ikame etmek. Burada yu'minune, yuqimune ve yunfikune üç özellik sayılıyor. Üç özellik de muzari kalıpla gelmiştir. Muzari kalıp ne demek? Şimdiki zaman kipi, yani bunlar devamlı yaparlar. Devamlı iman ederler, devamlı namaz kılarlar, devamlı infak ederler diyecek. Devamlılık önemlidir. Namazdan çıktıktan sonra da namazdaymış gibi temiz kalmak, temiz olmak, yani bu dile nasıl ki namazda sövgüyü yaklaştıramıyorsun, gıybeti yakıştıramıyorsun, yalanı dedikoduyu yakıştıramıyorsun. Namazdan sonra bunları yapacaksın diye bir ayet hadis yok. Namazdan sonra da yalandan, gıybetten, dedikodudan, sövgüden, boş sözden uzak dur diyor Allah. Namazdan önce de namazdan sonra da işte bu hali sürdürebilmek. Bu halin içerisinde olabilmek. Yani Allah'ın onay verdiği, tabii ki yiyeceğiz, içeceğiz, sofraya da oturacağız ama besmele ile yiyorsunuz bakın. Helalinden yiyorsunuz ve İslam'ın öngördüğü, tavsiye ettiği şekilde yiyorsunuz, o kadar yiyorsun. Evet. Bu arada da süremiz bayağı ilerlemiş. O zaman وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Muhteşem bir ifade. Anlatmakla bitmez ama bazı hususlara dikkat çekerek bitirmem gerekiyor. Çünkü kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. İnfak ederler ifadesi infakta devamlılığı ifade ediyor. Yani zekatımı verdim, bir sene hiç artık yardım etmesem de olur. Hayır. Bak sadakayı fıtır var. Zekatın dışında, bak işte infak var, sadakalar var, hayır hasenatlar var. Hayır kapılar her zaman açık. Az sadaka çok belayı def eder, hep vereceğiz. Verebildiğimiz ölçüde. Bir de burada ayet ma diyor ki, neden verirler? Şeyden, bu ma ifadesi, ilmin varsa ilminden infak edeceksin. Malın varsa malından infak edeceksin. Saygınlığın, itibarın var toplumda, onu Allah yolunda kullanarak infak edeceksin. Ya da bir maharetin var, bir sanatın var, bir kabiliyetin var, onu infak edeceksin. Bunların hepsini içine alır oradaki ma, mimma. Tabii mim, min de bir kısmından vereceksin. Hepsini de verip ortada kalmayacaksın. Her şeyini dökmeyeceksin. Bunun da yine ayetleri var. Mutedil olacaksın, orta yolu izleyeceksin ve verdiğin işe yarayacak rızık kelimesini kullan. O kadar çok kelime var ki alternatif. Mesela verme manasına ya da vereceği şeyi anlatırken kullanacağı o kadar çok kelime var. Verme ile ilgili defa verdi demek, ata verdi demek, ata verdi demek. Ama bunları kullanmıyor da yunfikun diyor. İnfak çünkü ibadet ruhuyla helalinden kazanıp helal yollarda Allah'ın ver emriyle Allah'ın bize verdiği rızkı Allah'ın kullarına ulaştırmanın, vermenin adıdır. Ve verdiğimiz şey karşı tarafın işine yarayacak. Onun yani şimdi siz üç kızıyla bir kadıncağız bir evde yaşıyor. Siz ona erkek ayakkabısı veriyorsunuz hayırınıza. Orada onu giyecek, kullanacak bir durum yok. Ya da kış mevsiminin yaşandığı bir yerde siz yazlık elbise yardım ediyorsun. İşe yarayacak. O insanların işini görecek. Ya da o insanların satamayacağı, o anda kullanamayacağı şeyler değil. Öncelikle onlara rızık olacak şeyleri verirler. Verirler de verirler ama verirken ben malımdan verdim, ben ilmimden verdim, ben sahip olduğum şeyden verdim havasına girmeden. Neyi verdik? وَمِمَّا رَزَقْنَا Rızık olarak verdiğimiz şeylerden. Allah'ın vergisi. Allah bize verdi, Allah'ın vergisini Allah'ın emriyle Allah'ın kullarına vereceğiz. Asla gurur, kibire kapılmayacağız. İşte o müttakiler, onlar
oradaki arkadaşımız eğer müdahale edebilirse o vazifesini yapmadı. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Onlar sana indirdiğimize, senden indirdiğimize de iman ederler. Yani burada Hazreti Adem'den Hazreti Hatem'e, ilk peygamberden son peygambere, Allah tarafından gönderilen tüm her şeye, işte biz onun kitaplarına inanıyoruz, peygamberlerine inanıyoruz, o peygamberlerin arasında hiç fark gözetmeden iman ediyoruz. Yani bu tevhid birliğini vurgulayan bir ayet-i kerime. Zaten peygamberimiz buyuruyor ki, biz peygamberler baba bir kardeşleriz, hepimizin dini birdir. Yani peygamberler kendilerinden önceki peygamberleri yalanlayarak gelmemişlerdir, haşa. Bir enkaz edebiyatıyla da gelmemişlerdir. Musa bu işi yapamadı, beni gönderdi. İsa bu işi yapamadı, beni gönderdi değil. Musa'ya da selam, İsa'ya da selam, İbrahim'e de selam ve selamun alel murselin, tüm peygamberlere selam diyerek gelmişlerdir. Dolayısıyla tevhid birliği. Bir mühtedi hanıma soruyorlar, sen bak Yahudilikten, Hristiyanlıktan geldin, niye Müslüman oldun? E diyor ki, Yahudi kalacaktım, Musa'ya inanıyorsun, İsa'yı kabul etmiyorsun. Hristiyan olacaktım, İsa'yı kabul ediyorsun, Muhammed'i kabul etmiyorsun. Ama Müslüman oldum, Musa da peygamberim diyorum, İsa da peygamberim diyorum, Muhammed aleyhisselam da peygamberim diyorum. Yani İslam hepsini kuşatıyor. İşte onlar, ey peygamber, senden öncekilere, indirilenlere de inanırlar, sana indirilene de iman ederler. Ama işte müttakilerin iman, namazı ikame, infaktan sonra dördüncü temel özellikleri ve bil ahireti hum yuqinun. Aslında imanın içerisine o da giriyor. Çünkü ahirete iman da gayba imandır. Ama Cenab-ı Hak özellikle ahireti vurguluyor. Ama ahirete nasıl inanırlar? Gözleriyle görmüş gibi, yuqinun, yu'minünden de öte. Yakini iman, ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin ile yakini bir imanla inanırlar. Sanki ahireti görmüşüz, ahirette hesaba çekilmişiz, cenneti, cehennemi görmüşüz. Bu bilinçle olmak. Bakın namaz da zaten o dualar, ibadet devam ediyor. Son cümle, يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ diyerek namazdan ayrılıyoruz. Ahiret bilinci. Namazın sonunda hayata bu bilinçle devam ediyoruz. Ahirete inanan adam yanlış yapmaz, yapmamaya çalışır. Ahirete inanan adam aldatmaz, kul hakkı yemez, Allah'ın hakkını çiğnemez. Onun için namaz da ahiret inancıyla sona eriyor bakın. Hayata biz يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ diyerek dönüyoruz. Onun için ahiret inancı, Allah inancı pek çok ayette iki iman esası olarak birlikte zikredilir. Onun için ahiret bilinci, ahiret inancı son derece önemlidir. Ve işte Rabbimizin müjdesi geliyor. اُولَٰئِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte bu özellik ve güzelliklere sahip olanlar Rablerinden hidayet üzeredirler. Hani hidayet istemiştiniz, size de hidayet rehberi verilmişti ve o rehber olmazsa olmazları sıraladı bu ayet-i kerimelerde. İşte bu özelliklere sahip olanlar, onlar hidayet üzere, ama bu hidayet falana göre, filana göre değil, Rabbe göre, yaratıcıya göre bir hidayet. Rablerinden gelmiş bir hidayet üzeredirler. Rablerinden onlara açıklanan hidayet üzeredirler. Ve ulaike humul muflihun, onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Felah, kurtuluş demek. Maddi manevi kurtuluş, hem dünyevi hem uhrevi kazanım, İslam'ı yaşamanın karşılığı. Ama burada ifadeler hep çoğul kalıpla geldi. Çünkü biz orada İyyâke na'budu dedik, yalnızca sana ibadet ediyoruz cemaat halinde. Ve İyyâke nesta'in, yalnızca senden yardım istiyoruz cemiyet halinde. İhdine sıratal müstakim dedik, yine cemiyet halinde. Allah da bütün hepimize hidayet rehberini indirdi. Onun için cümleler hep çoğul kalıpla kullanıldı. Bu da İslam'ın bir cemaat dini olduğunun bir göstergesi.
Yüce Rabbim bu ayetlerin ışığında bizden istediği gibi bir müminliği, Müslümanlığı yaşamayı hepimize nasibi müyesser buyursun. Yüce Rabbim Kur'an'ın hedefi olan müttaki insan yetiştirme hedefini gerçekleştiren ve o müttakilerden olan kimselerden olmayı bizlere nasip eylesin. Namazın ikamesiyle Allah kul ilişkisi tanzim edildi. İnfak ile de insanlar arasında, kullar arasındaki ilişki tanzim edildi. Ama hepsi Allah'ın gözetimi altında oldu ve bunun sonucunda da kurtuluş Rabbimizin bir müjdesi olarak geldi. İnfakla ilgili şunu söyleyip bitiriyorum. Evet, infak, nifak aynı kökten gelir. Nifaktan kurtulmanın yolu infaktan geçer. Zekat zenginliğin gereğidir. İnfak müminliğin gereğidir. Çünkü infakta yarım hurma ile de olsa cehennem ateşinden kendini koruma vardır. Bu yarım hurmayı herkes verebilir. Yarım simitle herkes yardımda bulunabilir. İnfak bu kadar en aşağı limitten Uhud Dağı kadar altını Allah yolunda harcamaya kadar üst limitlere çıkar. Onun için infak müminliğin gereğidir. Bu ayetlerde de Cenab-ı Hak zenginlerin özelliklerini saymadı bize, müminlerin özelliklerini saydı. Zaten azken veremeyen çokken hiç veremez. Çoğu vermek daha zordur. Yarım simidi vermek herkesin yapabileceği bir şeydir. Onun için çocuklarımıza küçük yaşta vermeyi, paylaşmayı öğretelim. Bu oyuncak paylaşmadan başlar. Efendim bir 0-5 ucunu, kalemini, silgisini paylaşmadan başlar. Daha sonra da onları infaka, hayır hasenata alıştırır. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Davamızın, duamızın başı da sonu da alemlerin Rabbine hamdolsun. Geceniz hayırlı mübarek olsun.